bir D vitamini eksikliği var. Yani D vitaminine karşı neler yapılabilir? Evet, yani burada mesela avokado D vitamini içeren bir meyvedir. Bunu D vitamininde ben özellikle tavsiye ederim. Bir de mantar. Kültür mantarı. Bildiğimiz kültür mantarı var ya. Evet. İnce ince doğrayın. Güneşte bir yarım saat beklesin. Altını üstüne çevirin. Çünkü güneş ışığındaki ultra viyole B dalga boyundaki ışık işte orada ergosterol dediğimiz D vitamininin ön basamağını D vitaminine çeviriyor. Evet. Bir dakika hocam, şimdi bu çok önemli. Mantarı doğradık. Bildiğimiz evet, kültür mantarı doğradık. Aynen. Götürdük. Hemen camın yemeğini yapmadık. Bak camın arkasına koymayın. Evin içinde olmayacak. Dışına. Dışına. Çünkü cam ultraviyole ışık diyoruz ya. Onun A'sı, B'si, C'si var. Üç grupta toplanır o. Dalga boylarına göre. Burada camdan B geçmediği için ergosterolü tam dönüştüremiyor D vitaminini. Onu camın önüne koyman lazım. İşte D vitamini orada o zaman oluşuyor. Koyduk, beklettik. Bekletin. Aldık. Bir 20 dakika, yarım saat bekleyin ama arada bir alt üst edin, karıştırın. Sonra yapacaksak. Evet, sonra yemeğini yapın. Tamam. Hocam, D vitamini. Enteresandı. Gerçekten önemliydi. Hiç öyle yapmıyor. Doğrayıp direkt yemek yapıyoruz yani. Olur mu? Olmuyor. Yani işte hocam, fizik bize niye lazım? Ya. Mübarek. Yani siz orada 325 nanometre dalga boyundaki ışığa ihtiyacınız var.